Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Inkscape'de Knot efektini nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Önce desenimi çiziyorum. Bir dikdörtgen çizdim. Shift şöyle biraz daraltıp yandan da biraz genişletelim. Her ikisini birlikte seçip Ctrl D dedim. Ve şöyle bir desenimi oluşturdum. Şimdi hepsini bir seçiyorum. Yol bölümünden birleştir diyorum. Birleşim demeyeceksiniz, birleştir diyeceksiniz. Vereceğimiz efekt birleştirle çalışacak. Hepsini şöyle birleştirdim. Daha sonra yol bölümünden yine yol efekti bölümünü açıp burada knot efekti var. Düğüm olarak Türkçeye çevriliyor. Bunu uyguluyorum. Bunu uyguladığım zaman hazırladığım bu desende şu aralıklarda birbirleriyle kesişen aralıklarda boşluklar oluşuyor. Bu boşlukları arttırabilmek için aralık uzunluğu bölümündeki sayıyı arttırmamız gerekiyor. Şöyle bir 9 diyelim. Biraz arttı bakın. Daha farklı bir görünüm oluşuyor. Nasıl hoşumuza gidiyorsa ona göre böyle arttırabiliyoruz. Ben 12 olarak bu uzunluğu verdim. Birimlerin kontür genişliğini kapattığım zaman bazı desenlerde orijinal desen görünüyor ama bu benim desende böyle bir şey olmadı. Her ikisindeki boşluklar dediğinizde de, her ikisinde ki birleşimdeki de boşluklar görünüyor. Hangi görünüm hoşumuza giderse onu kullanabiliyoruz zaten. Ee, gruplar ters dediğinde de grupları ters çeviriyor. Şimdi bu hazırladığım deseni şöyle kenara alacağım. Herhangi bir yuvarlakta ya da desende ya da herhangi bir çizgide bunu kullanabiliyoruz artık. Şimdi desenim benim çok büyük çizdiğim daireye göre desenimi önce bir küçülteceğim. Şöyle. Bu arada küçültünken şunun işaretli olmaması gerekiyor. Bakın ben de işaretli olduğu için o çizgiyi değiştirdi. Şimdi o seçimi kaldırdım. Tekrar şöyle küçültüyorum. Çünkü desenimin görünümünün de bozulmasını istemiyorum. Ama şuradan bu açıklığı da aralık uzunluğunu da değiştireceğim bu arada. 4 diyorum. Tekrar desenim Biraz daha değişti. Ben bunu 5 olarak değiştireyim tekrar. Şöyle. Deseni küçültüp büyüttükçe de burada aralık uzunluğu nedeniyle değişiklikler oluyor. kontrol C ile kopyaladım. Dairemi seçtim. Buna Pattern Alone pet efektini veriyorum ve yapıştır dedim. Desenim buna uyguluyor. İsterseniz bir çizgiye İsterseniz bir daireye hangi bölümü isterseniz böyle bu desenler oluşturup kullanabiliyorsunuz. Her ikisi de şu anda birbirine bağlı olduğu için bunu şöyle küçültürsem ya da büyütürsem değişik görünümler ortaya çıkacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.